Selam millet, ben Jadmaga. Başka bir Minecraft haritasıyla beraberiz. Evet, haritanın adı Beat the Boss. Yani patronu dövme simülatörü. Cep telefonlarında oynadığınız bir oyun. Çoğunuz eminim biliyorsunuzdur. Ve bunu Minecraft'ta uyarlamışlar. Bakalım Minecraft'ta nasıl olmuş. Böyle bir ofisteyiz. Ofis gibi bir yer burası. Patronun ofisi. Ve patron bize geç kaldık diye söyleniyor. Bakalım ne yapacağız oyunda. Şimdi F5 bundan çıkayım ve oyuna başlayalım. Evet. Son sekmede 9. şeyde elimizde bir tane Emerald var. Normalde burada başlıyoruz Emerald'la. Ve burada gördüğünüz gibi böyle bosslar var. Patronlar var yani. Bunları seçiyorsunuz. Ben ilk olarak Herobrine'i seçeyim. Ya da kolaydan mı gidelim? Hangisi daha kolay? Şu mu daha kolay? Bundan gidelim. Tamam. En üstten başladık. Böyle aşağı doğru ineceğiz. Sonra en altta Herobrine'e bitireceğiz. Şimdi 100 paramız var. Şunların üstünde fiyatları yazıyor. 100 paraya çubuk alabiliyormuşuz. Çubuğu aldık. Artık bunu istediğimiz zaman kullanabiliriz. Equip yeşil oldu. Bunlar kırmızı. Paramız olduğu zaman alacağız. Ve burada şu an görünmez köylüler var. Sağ tıklayıp bunlardan alışveriş yapabiliyoruz. Ve aldığımız malzemelerle buradaki güzel özellikleri açabiliyoruz. İşte bombadır, demir golemdir falan. Öyle özellikler var. Neyse şimdi başlıyorum. Kapıdan geçtiğimiz zaman ofise geldik, patronun ofisine. Ve şu pembe rengi koyduğumuz zaman patron doğacak. Hop, doğdu bile. Evet, şimdi bununla döveceğiz. Her vurduğumuzda yere bir kan düşüyor böyle. Bu arada versiyon 1.8 ve 1.8.6 arasında girmeniz lazım. Yeni versiyonlara girdiğiniz zaman hatalar verebiliyor. Ben denedim, biraz sıkıntılı oluyor. 1.8.6'da girdim o yüzden. Açıklama kısmında oyunun linkini de koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi sağ tarafta şu sağ yukarıda hemen şey artıyor. Ekranın paramız artıyor sürekli. Eğer bunu 2 blok yükseğe zıplatabilirsek, yani knockback savurma efekti olan bir silahla vurursak para düşürüyor. O parayla da malzeme alabiliyorsunuz. Ben şu an bunu öldüremiyorum. Biraz paramı çoğaltıp gidip daha knockback olan bir silah alacağım. Hop, 2 tane elmas düştü, güzel. Elimize bunu alıyoruz. Sağ tıklıyoruz, geldik. Şimdi 1500 paramız olmuş. Ne alsak ne alsak. Şöyle bakıyorum, knockback'i olan bir silah arayacağım. Golden, Diamond, Altın Kılıç. Şunun 1000 fiyatı var ve knockback'i var. Bunu alıyorum elime. Çok sağlam vurmaz ama en azından knockback sayesinde biraz para kasarız. Bir de bakalım elmasla alabileceğimiz bir şey var mı? 2 elmasa bunu veriyor. Veriyor mu? Yok, vermiyormuş. Başka 4 elmasa Blaze Powder veriyor. Geri kalan daha pahalı. Şimdilik yeter bize bu kadar. Gidelim. Yeni bir boss çıkartalım. Bakın. Biraz vurduğum zaman altın düşürmesi lazım bunun. Bakın düşürdü. Altın coin, yani para. Evet, patronu dövme simülatörü. Bu telefonda da oynadığım bir oyundu. İşte böyle arkada ofisten insanlar sizi izlerken siz patrona gidip vuruyorsunuz. Mehmal Alt F4. Alt F4 çek diyor Almanca. Mehmal Alt F4. He? Herhalde her boss'un kendine göre dili var. Bu Alman. Almanca konuşuyor. Evet, biraz altın topladık bunun sayesinde. 64 olduğu zaman altınlar bir şey alabiliyoruz. 2000 paramız olmuş. Hadi gidelim boss'u değiştirelim. Çok uzun bir seri olmayacak. Tek bölümde bitireceğim. O yüzden hepsini denemek istiyorum. Spark. Spark alalım mı? Spark alacağız bundan sonra. Bakalım başka punch veren bir şey var mı? Knockback Hammer. Bu 2000'di. Bu 1000'di galiba. Bunu alıyorum bu defa. Tamam. Bunu aldık ve elmasımız 3 olmuş. Yetmez. Biraz daha kapmamız lazım. Hop. Evet, bunu çıkarttık. Konuşuyor mu peki? Böyle vuralım yumruklarla falan. Evet, daha iyi para düşürüyor bak bu. Pahalı olan itemler genelde daha iyi. Ne diyor? Etwas what du noch nicht müstahil alles. Herkese söylüyorum falan filan bir şeyler diyor ama Almancam o kadar iyi değil. Hepsini anlayamadım. Evet, biraz daha dövelim. Şu 64 olsa bari şeyimiz, altınımız. Bir şey alırız. 63, hadi. Süper, 64 oldu. Ölmek üzere. Kılıcı da iyileştireceğim. Paramız 3000 olunca bir üst seviyesini alacağım. Şu an 1600 oldu. Hadi dönelim geri markete. Şimdi bakalım buradaki köylüden materyalleri alalım. Ne oldu? Hah, tamam. Tam yerini bulamadım. Köylü şu an görünmez olduğu için. Bir tane Blaze Powder mı alsam? Şimdi bakalım bunlarla ne alınıyormuş. Bu malzemelerle şunlardan yapacağız. TNT mesela alabiliriz. Başka? Iron Golem çıkartabiliriz istersek. Evet. Nether Quartz. Başka? Bu arada buradan aldıklarımızı da buraya atıyoruz ve sınırsız kullanabiliyoruz istediğimiz zaman. Yani şunu almak istemiyorum şu anda. Buy and drop Iron Golem. TNT olabilir ya da Squid alabilirim. Squid için ne istiyormuş? TNT için Blaze Powder ve Gunpowder. Bakalım başka. Squid için Nether Star ve Ink Sac. Onlara bakacağız. Tamam. Blaze Powder alabiliriz. Gunpowder'ı da birazdan alırız. Evet, bu biraz daha pahalıymış. Ink Sac. Ink Sac'ı da alabiliriz aslında. Hadi şey alalım. Alabildiğimizden ucuzunu alalım. Blaze Powder. Gunpowder'a 10 tane elmas isteyecek. Şu an gücümüz yetmez. Devam edelim o zaman. Ink Sac alalım. Bu da üstümüzde bulunsun. Bunları daha sonra kullanırız. Hadi gidelim. 1600 paramız var hala. Yetmez. Şu boss'u çıkartalım tekrar. Alamancıyı. Biraz para döksün bari. Hop. Masadan şöyle gezdirelim seni biraz. Köşeye sıkıştıralım, hadi kaçmasın. Hop. Aa, şöyle. Güzel. Karşılık vermemesi de güzel olmuş patronun. Bir şey söylemedi. Konuşmadın. Çok konuşkan da halbuki bu ya. Evet, güzel bir mantık kurmuşlar. Bir şey söylüyor. Fünf farklı değil nokta. Tam okuyamadım, neyse. Hop. Devam. 59 oldu, yetmez. Elmasımız az. Kılıcı değiştirmemiz lazım. 3000 paramız olmuş. Hadi şu en güçlü kılıcı alalım. OP Sword diyor. OP kılıcı. Aldık ve artık istediğimiz zaman kullanabiliriz. Herhalde en iyisi bu. 3000'e o vardı. Şunu alabiliyor muyuz? Yok. Zaten paramız da yetmiyor. Paramızı da harcayalım. 500 paramız var. Şimdi bunu almışız. Yok, basıyorum olmuyor. Şunu öğrendik. Bunu alamıyoruz. 300 paramız. Ha, paramız yetmiyor. Tamam. Başka? Hadi gidelim. Boss'u değiştirelim yalnız, değil mi? Köylü olsun bu defa. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Hop, arkamızda. Oo, biraz daha zırhlıymış. Güzel. Altınları da bol bol döküyor. Güzel. Kılıcımızda bu arada looting var. O yüzden bakın çok daha fazla elmas düştü. Yani zamanla daha kolaylaşıyor. Şimdi şu elmasları harcayalım. Ne alacaktık? Bundan aldık. Bundan da alalım bir tane ama belki lazım olur. Gunpowder alacağım. Bir tane Gunpowder aldım. Şimdi TNT alabiliyor muyum? Bir tane bundan, bir tane de Gunpowder. TNT aldım arkadaşlar, bak. Bakın şu anda üstteki yazı kırmızı. TNT attığım zaman bu yeşil olacak. Hop, attım. Ve istediğim zaman artık kullanabileceğim. Sağ tıklıyorum. 1 ve 2. slotta neyim varsa gitti yalnız, onu söyleyeyim. Tabii kılıcı öğrendiğim için geri almamız sıkıntı olmayacak. Gidiyorum, TNT ile yapacağız. Köylüyü bu defa TNT ile öldüreceğiz. Köylüyü çıkartalım. Evet. Hop. Hemen bir TNT daha veriyor elimize patlattığımız zaman. Hop. Şu tarafa bir TNT daha koyalım. Hop. Bizi öldürmüyor neyse ki. Evet. Eleman ölmedi yalnız. Ve TNT pek şey vermiyor gibi ya. Nedir onun adı? Altın vermiyor. Bakın tam creeper çıkıyor TNT patlayacağında orada. Fark ettiniz mi? Hop, çıkıyordu neyse. Elması az verdi. Şu elmasları şu elime alayım da. TNT'yi sevmedim. Yani sevdim ama şu an için kullanmayacağım. Belki bir Iron Golem çıkarttığım zaman kullanırız. Materyal alalım biraz daha ya. Şu elimiz boşken. Ne var burada alabileceğimiz? Şundan almamışız, bunu alalım. Tamam, bunu da aldık. Ben kılıcımı geri alayım değil mi? Hop, kılıcımı geri aldım. Evet, köylüden değil artık şeyden devam edelim. Notch alalım. Ve Notch'la devam edeceğiz. Bakalım Notch nasıl bir şey. Hop, çıktı. Köylüleri giydirmiş. Kafasına da bir tane kafalık takmış. Farklı farklı şey öğretmiş bize bosslar. Patronlar yani. Hop, 12 tane oldu. Güzel. Hadi bir Notch daha keselim. Arta dursun. Pardon, bir patron daha dövelim. Böyle farklı silahlarla patron dövüyoruz. Hop, güzel. Acaba şu kılıcı öbür elime alsam oluyor mu? Zırhı da giyelim madem düşmüşken. Tamam. Geri dönüyorum ben markete. Şimdi markete gelmişken bir bakalım. TNT'yi aldığım zaman kılıcım gidecek mi? Gitmedi. Güzel. Bakalım. Squid almak istiyoruz. Squid için ne lazım? Nether Star lazım. Nether Star için de galiba çok malzeme lazımdı. Nether Star için 20 tane diamond lazım. Birazdan Squid bombasını yani mürekkep balığı bombasını yaparız. Evet, videoda bu arada 10 dakika olmuş. Çok uzun olmadı. Güzel. Bir başka da kılıç alalım istiyorum ya. Deneyelim. Mesela Fishing Rod'u denemedik. Onu da bir denemiş olalım. Bunu da buraya koyuyorum. Şöyle koyayım. Tamam. Başka yayı denemedik. Sosa paramız bol. Bunu da şuraya koyalım. Tamam. Şunların hepsini de parasını verip öğreneyim. Nasıl olsa param bitti. Bol derken bitti. 196 param kaldı. Ondan şimdi bir şey alamam. Her şeyi öğrenmiş olduk. Hadi bir boss daha keselim. Notch'tan bir tane daha keselim. Heh, çıkarttık Notch'u. Şimdi şunu bir deneyelim. Şu yukarı çıkabiliyor muyum ben? Oradan çıksam, çeksem nasıl olur? O altını düşürtebiliyoruz. Güzel. 2 blok zıpladığı zaman altını düşürebiliyorsunuz. Şöyle biraz. My hands aren't green. Ellerim yeşil değil diyor. Vallahi ellerin yeşil. Zombili gibi. Okla vuralım. Bir şey veriyor mu? Kan atıyor sadece. Geri çekelim. O bak iyi zıplattık bu defa. Zıplayınca da altın düşürüyor. Güzel. 18 altınımız oldu. Ama kılıç daha iyi ya. Kılıcı daha çok sevdim. Knockback'i de var. Looting'i de var. Daha çok malzeme düşürdüğü için. Evet. Bu da tamam. Patronunu bayağı darmaduman ettik. Hadi bir boss daha keselim. 24 olsun. 20 lazımdı galiba ama. Elmas. Tam hatırlayamadım şu anda. O squid bombasını yapmak istiyorum. En azından bu seriyi bitirmeden. Siz de denemek isterseniz linkte açıklama kısmında sitesinin linkini vereceğim. Oradan indirin. Yalnız şeyi unutmayın. 1.8 ve 1.8.6 arası bir versiyona gireceksiniz. Ben 1.8.6 ile girdim. İndirdiğiniz harita dosyasını save klasörüne zipi açarak Minecraft içindeki save klasörüne atın ve normal dünyalarınızın içinden bulup girersiniz. Bilmeyenler için anlatmış oldum. Hadi şuradan şey alalım şimdi. Ne alacaktık? Squid bombası. Bir malzememiz eksikti yalnız. Nether Star alacaktık. Tamam. O da burada. Aldık abi. Süper. 10 tane daha olsa feather alırdık diyor. Boş ver. Squid yapalım şimdi bir tane. O da burada. Malzemeleri hazır. Evet. Bunu da öğrendik ve haritayı bitireceğiz galiba. Kısa bir harita ama zevkli. Hop. Aldım. Squid bombasını aldım. Burada patlatmıyorum çünkü şurada köylülerimiz var. Buraya koyarsam görünmez köylüler ölür ve alışveriş yapamayız. Dünya bozulur yani. Şimdi boss'u çıkartalım mı? Vay. Hazır mısın? Squid bombasına hazır mısınız? Hoho. Minecon 2014 süperdi diyor. 2016'ya geldik dostum. Evet, hazırsak bir tane daha koyacağım. Aa, koyamıyorum. Neyse. Bir daha içeri gittiğimizde fazla alalım. Şöyle dövelim iyice. Bayağı bir altın ve elmas verdi bize. Süper. 18 tane elmasımız oldu. Tabii birinci slota koymayacağım. Ne olur ne olmaz. Hadi eve gidelim, biraz şundan fazla alalım. Şimdi ilk slotumuzda kayboluyor ya. O yüzden ben bunu ikinci dolduruyorum şu çantama. E'ye basıp çantaya atıyorum. Hop, süper. Şöyle harika. 8 9 10 tane aldık. Tamam. Şimdi TNT'yi öğrenmişiz. Iron Golem'i öğrenmemişiz. Onun için ne gerekiyor? Bakalım hemen. Evet, Iron Golem için bizden bir tane Nether Quartz istiyor. Yaparız. Nether Star istiyor. 20 tane Diamond ve 64 tane coin lazım onun içinde. Herhalde bu elde yaparız. Boss'umuzu değiştirelim yalnız. Notch'u kestik. Luigi'yi keselim artık. Evet. Bu arada şu yayı da kullanmayacağım. Yayı da atıyorum. Şu uzağa atayım hatta. TNT kullanırım ama. TNT nerede? Hop, tamam. Onu da aldım. Hadi Luigi'yi kesmeye hazırız. Luigi gel bakalım. Çok dipsizsin Luigi. Bir tane daha çıkartabiliyor muyum? İki tane birden çıkarttık. Hadi ikisini birden öldürelim. Hazırsak koyuyorum yere. İki tane birden koydum bakın. Oo. Fena bir patlama oldu. Yalnız hiç elmas vermediler. Buradasın. Buradasın dostum. Gel. Bir tane daha koyalım. Bakalım öldürecek mi? Merak ediyorum. Tek başına öldürebiliyor mu? Oo, duman etti vallahi patronu. Hadi boss'u çıkartalım bir daha. Bu defa elmasını alacağız yalnız. Kendimiz öldürmemiz lazım. Hem de altına ihtiyacımız var. Güzel. Altın düşüyor az da olsa. Elmas 28 tane oldu ama altın yetmez. Azıcık daha öldürmem lazım. Çünkü Herobrine çıkarttığımda Iron Golem'le çıkartmak istiyorum. Kaç oldu? 54 oldu. Bir boss daha. Hadi. Iron Golem'ler Herobrine'i öldürsün. Evet. Luigi hadi. O da öldü. Kafası düştü ve 64 tane oldu. Süper. Luigi'nin kafası. Haha biz de Luigi olduk artık. Nasıl? Tipsiz miyiz? Neyse. Bunu çıkartayım ben. Yine Jadmaga olayım. Hadi gidelim içeri. Öğrenmediğimiz şu şeyi de alalım. İksirlere geçmiyorum. Harming, Poison. Harming adamları canını doldurur aslında. Onlar zombi. Poison da zehirler. O da canlarını doldurur. Hiç gerek yok. Ben Iron Golem almak için şuradan malzeme alacağım şimdi. Evet. Iron Golem için neye ihtiyacımız vardı? Bir tane buna. Tamam. Onu aldım. Başka bir tane Nether Star'a ihtiyacımız vardı. Ondan da iki tane aldım. Şuraya şimdi geldim. Iron Golem için bir Nether Star, bir tane de bundan işimizi gördü. Atıyorum buraya ve bakın kırmızı şu anda buy and drop diyor. Yeşil oldu. 2 cube. Şimdi bastığım zaman direkt çantama verecek. Oku da bırakalım. Oku da ihtiyaç yok. Tıkladım ve elime evet geldi şu anda. Evet TNT'miz de var. İstediğimiz zaman bir dakika şeyi almadık. Herobrine alacağız. Hadi hazırız gidelim. Herobrine. Oo gözlere bak şekil. Al bakalım al bakalım. Seni aslında biz öldürebiliyormuşuz ya. Iron Golem de yardımcı oluyor bize. Oo elmaslarını da ver. Duvara sıkıştı yalnız Iron Golem. Onu bir öldürelim biz. Ne düştü? 3 tane yumurta düştü içinden. Hayret. Bir işe yarıyor mu acaba? Deneriz. Bir Herobrine daha çıkartalım. Bu defa bombayla öldürelim. Squid bombası. Oo. Öldüremedi 2 tanesi. Vay be. Sağlamsın ha Herobrine. Ama olsun benim kılıcım çok sağlam. Başta biraz zorlanıyorsunuz ama sonradan itemleriniz, kılıçlarınız güçlendikçe daha zevkli ve kolay bir hale geliyor. Evet bir Herobrine daha çıkartacağım. Bu defa TNT koyacağım. Bir şey de yapabilir miyiz aslında? Paramız yetmez değil mi? Evet bir tane şundan koyalım bakalım öldürecek mi? Squid. Yetmez gibi geliyor ama bakalım. Ölmedi ya. Bayağı sağlam. Evet millet böyle işte ya. Bayağı keyifli bir şey olmuş. Kısa bir oyun. Ama keyifli. Şöyle izleyelim. İşte siz de oyunu denemek isterseniz videonun açıklama kısmında linkini koyacağım. Oradan girip kendi sitesinden Planet Minecraft'tan download'a basarak indirebilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Kısa zevkli bir oyun. Ben tabi biraz uzattım her şeyi denedim. Size kalmış ne kadar sürdüreceğiniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.